Ne işin var senin burada? Dün akşamdan beri kafayı yiyorum Seyran. Bak her şeyi göz alıp geldim. Sen bana bir açıklama yapacaksın. Ne açıklaması ya? Ha? Ne açıklaması? Ne diyorsun sen? Seyran. Yok bir şey, ben hallediyorum. Bekliyorum burada. Neyin açıklamasını yapacağım ben sana ya? Sen hala utanmadan nasıl karşıma geçebiliyorsun benim? Ben mi utanacağım Seyran? Ya sen bu adamı... Sus dedim sana. Şişt, geç şuraya. Ne yapıyorsun sen ya? Sen bu adamla daha önce tanışıyor muydun? Onu söyle. Ne tanışması ya? Neyden bahsediyorsun sen? İstemeden önce Suna abla söyledi bana. Hem bizi baklavacı da görenler de olmuş. Bu kadar mı tanıyorsun beni? Hı? Sen salak mısın Yusuf? Ben sana kaçalım demedim mi? O zaman anlat bana işin doğrusunu. Bak ben tüm gemileri yakıp geldim. Bunun dönüşü yok Seyran. Şimdi mi geldi aklın başına? Seyran, benim aklım asıl şu an başımda değil. Konuşacağız, yoksa hiçbir yere gitmem. Konuşacağız. Yusuf, saçmalıyorsun şu anda. Ben mi? Ben mi saçmalıyorum? Yusuf. Bak beni çok zor durumda bırakıyorsun. Yapma. Ya senin beni bıraktığın bu durum ne olacak Seyran? Tamam Yusuf. Konuşacağız. Tamam mı? Ama şimdi değil. Yusuf. Şimdi değil. Burada değil. Lütfen. Konuşacağız. Ya senin derdin ne ya? Senin derdin gerçekleri öğrenmek mi? Yoksa benim başımı yakmak mı ne? Nedir ya? Tamam. Telefon engelimi kaldır. Haber bekliyorum senden. Yoksa yine gelirim. Yarın da gelirim. Bunun dönüşü yok. Yanacaksa ikimiz de birlikte yanacağız bundan sonra. (Gülüyor)
yapacağım ben ya? Anlatacağım Ferit. Ne olur. Ama önce babanların ne diyeceğimi bulmam lazım. Tamam, sakin ol. Hallederiz onu. Sen bir iyi olur musun önce? Çaktırma bir şey, tamam mı? Gel. Öyle yani Seyran. Şaşırma bunlara. Daha hiç bilmediğin akrabaların bile ortaya çıkabilir. Korhanların gelini olunca böyle oluyor işte. Hayırdır? Kimmiş bu saatte? Antepli bir aile. Evlendiğimizi duyunca Seyran'a hayırlı olsuna gelmişler. İnanın haberim yoktu. Zaten ben tanımıyorum kendisini. Ne yaptınız? Misafiri kapıdan mı yolladınız? Yok yok. O kadar da dengesiz değiller Allah'tan. Birini yollamışlar. Sabah sabah. Dengesiz değiller demedim. O kadar da dengesiz değiller dedim. Kusura bakmayın. Estağfurullah kızım, senin ne kusurun var? Ama bunların derdi seni tebrik etmek falan değil. Bunu bil yeter. Daha hala şirkete hısımız diye gelenler oluyor. Ben hallettim babam. Seyrancığım çok var bu tiplerden. Sakın yüz verme. Hı hı. İzninizle ben odaya çıkabilir miyim? Tabii, nasıl istersen. Ben de kaçtım. Hadi görüşürüz. Küçük beyim, önemli bir şey yoktur inşallah. Ne gibi? Ama bakmaya çıkmıştım. Haber verdiler. Misafirimiz kimmiş? Ha, önemli biri değil ya. Bizi tebrik etmek isteyen birileri. Geç bile kalmışlar. Saçma. Ya bir kere de aç şu telefonu. Kafayı yiyeceğim ya. Kimi arıyorsun? Ablamı. Çok teşekkür ederim bu arada Ferit. Sen olmasan idare edemezdim durumu. Ne oldu Seyran? Kimdi o? Anlatacak mısın artık Seyran? Eski sevgilimdi. Eski sevgilinle. Eski sevgilinle. Eski sevgilim demek. Vay be. İlginçmiş. Biz hiç duymadık bunu. Madem eski sevgilin burada işi neymiş peki? Ben de bilmiyorum ki Ferit. Güya ablam onu aramış. Biz seninle daha önceden tanışıyormuşuz. Bunları söylemiş ona. Ona ne ki? Kim ki o? Bir de sabahın köründe kapıya dayanıyor. Ferit, siz ablamı istemeye geldiğiniz gün biz onunla hala birlikteydik. Sonra İbre bana çevrilince koşa koşa ona gittim ben de. Kaçalım dedim. Yüreği yemedi. Sonra biz de ayrıldık. Bitti gitti işte. Bir dakika, bir dakika. Ne dedim dedin sen?
kaçalım dedim. Kabul etse kaçacaktınız yani. Ama işte korkaklık etti. Neyse benim ablamı görmem lazım. Sebep? Ya söyledim ya sana, ne dediğini öğrenmem lazım ablamın. Baklavacıdaki karşılaşmamızdan bahsetmiştir. Ablam bilmiyor ki onu. Ben ağzımdan kaçırmış olabilirim. Nasıl yani? Ne zaman? Annenlere gittiğimizde koridorda ablanla karşılaştık. Yani niyetim özür dilemekti ama... Çok iyi yapmışsın ya. Çok iyi yapmışsın. Bravo sana. Teşekkür ederim. Ya ne bileyim ben ablandan sakladığını. Allah Allah. Bu durum benim üstüme yıkmaya kalkma sakın. O çocuk senden yüz bulmamış olsa kapıya kadar gelmezdi herhalde, değil mi? Konuşuyor musunuz hala siz? Telefonda falan. Hayır Ferit. Telefonu engelli bende. Tamam mı? Ayrıca konumuz bu değil. Bak benim ablamı görmem lazım. Yardım ediyor musun, etmiyor musun? İyi tamam. Konuşurum ben şimdi babamla. Gideriz. Hadi hazırlan sen. Ne oldu? Bazen sen de düşünüyor musun? Yani bu sofralarda yalnızca senle ben olsak nasıl olurdu diye. Bazen mi? Baba, biz Seyran'la dışarı çıkacağız. Yok artık Ferit. Daha neler? Dedenin dün geceki halini unuttun herhalde. Kızın babası gelmiş. Gidip görmezsem ayıp olacak. Ferit lütfen. O dedemi görmeye ilk günden gelmiş. Elini öpmüş. İşinize gelince gelenek görenek diyorsunuz ama. Evlendirdiniz bari, kocalık yapmama da karışmayın. Tamam tamam. Gidin gelin. Ama oyalanmayın çok. Hem bugün han da kapalı. Ben babamla konuşurum gerekirse. Sağ ol baba. Şimdi bir anda. Benim hayır dediğim şeyin aksini niye söylüyorsun? Babam daha dışarı çıkmaz odasından. Gülgünler'de öğleden sonra gelecek. Baş başayız işte. Bu yüzden sözümün üstüne söz söylüyorsun yani, öyle mi? Bize zaman kaybettiriyorsun, farkındasın değil mi? Güzeller, sabah gelenin kim olduğunu öğrenebildiniz mi? Ay yok ya, Ferit Bey beni hemen yolladı. Ben de sana soracaktım. Ya kimmiş, neciymiş, niye gelmiş bu çocuk? Öğrenemedim. Ama yeni gelini sormuş. Ayrıca konuşmasından entepli olduğu anında anlaşılıyormuş. Ahmet abi söyledi. Bir de böyle sinirli gelmiş, ağlamakla çıkmış kendisi. Allah Allah. Ay bunun da dün çat kapı babası geldi ya. Ay ben size söyleyeyim, benim hiç gözüm tutmadı bu yeni gelini. Yani yakında çıkar kokusu, görürsünüz. Aman Sultan, başladın gene ya. Gülgün Hanım'a gıcıklığın geçmedi, şimdi dünyalar güzel gelinimize mi uğraşıyorsun?
Ay aman abla ya, sana da vallahi hiçbir şey söylenmiyor. Hemen taraf değiştiriyorsun. Sultan Hanım, ben işimin tarafındayım. Ya sabahtan akşama kadar canımız çıkıyor iş yapmaktan. Ya uğraşma, bak işine. Ha, evet, bakıyoruz. Sonra da böyle madalya takıyorlar çünkü. Eyvah, canavar. Canavar geliyor. Canavar, yardım. Yardım, canavar. Canavar mı? Ben benim Carlos'umu kollamayan canavarı yerim, yerim. Gel canavar, gel. Eyvah, bu canavar çok güçlü. Gel, gel, gel buradan. Buradan gel. Açmıyor mu? Yok. Bayağı sinirlenmiş sana belli ki. Göstereceğim ben ona sinir ama. Onun yüzünden Yusuf dikildi kapıya sabah sabah. Bir de Antep'ten kalkıp gelmiş ya. Tamam işte Seyren, konuştunuz bitti. Sen bu mevzuya niye bu kadar kafayı taktın anlamadım. Bu kadar kolay değil Ferit. Ablamın ne dediğini bilmeden arada derede ikna etmeye çalıştım Yusuf'u. O ne demek? Son bir kez görüşmek istedi. Ben de tamam dedim, söz dedim. Öyle ikna olup gitti. Arayacaksın ya. Aramayacağım. Ablamla görüştükten sonra buluşacağım. Ne yapacağım dedin? Buluşacağım dedim. Buluşacağım ne ya? Buluşamazsın. Sebep? Aa, sen kafayı yedin iyice herhalde. Doğru konuş benimle Ferit. Seyran, biz evlendik ya hani. Sen Seyran Korhan'sın filan. Eski erkek arkadaşımla buluşmak ne ya? Yine kapıya dayanır diye mi korkuyorsun yoksa? Tehdit mi ediyorsun Seyran? Hı? Abart istersen Ferit. Ayrıca bir şey söyleyeceğim. Bunları bana sen mi söylüyorsun? O ne demek? Sen istediğin zaman buluşuyorsun ya Pelin'le. Normal normal hiçbir şey yokmuş gibi. Yoksa Pelin seni tehdit mi ediyor? Hele sabahın köründe kapıya dayanmıyor ama. Doğru. Çatıdan giriyordu o. Ne yapıyorsun Ferit? Ben babamdan karım eski sevgilisiyle buluşsun diye izin almadım Seyran. Saçmalıyorsun şu anda Ferit. Neyini anlamıyorsun Seyran? Biri görse fotoğrafınızı çekse. Ya da o çocuk bir saçmalık yapsa, basına düşse. Neler olur sen farkında mısın? Annemle fotoğrafınızı çektiler, ruhunuz bile duymadı. Hayır beni geçtim. Bizimkiler bu durumu öğrenirse ne olur sence? Öyle bir şey olmayacak falan deme bana. Bugün kapıya dayanan heriften her şeyi beklerim ben. Görüşemezsiniz. Bitti. Tamam görüşmeyeceğim, tamam. Ama bak lütfen benim ablamı görmem lazım, lütfen. Şu an muhtemelen odasına kapanmış, ağlıyordur ve... Yanında olmam lazım benim onun, tamam mı? Yetmedim ya senin yüzünden bizim çektiklerimiz. Ablanı görmeye gidiyorduk zaten. Yarı yolda sen değiştirdin fikrini. Tamam değiştirmiyorum Ferit, lütfen hadi. Dön şu kavşaktan lütfen. Hadi. Kazım, işini gücünü bir an önce gör, dönelim konağımıza. Ben özledim Antep'i. Antep deyince aklıma geldi. Biz en iyisi Antep'teki gibi bir dolap uydurak senin odaya, tamam? Kilidini de sen boynuna asarsın. Ya ben ne diyeyim, sen ne anlatayım? Kazım, ben durmam burada. Burada temelli kalmayı sakın düşünme. Hala ben iki günde ahlakları bozulmasın diye dedim ha. Zilleri bile tuhaf çalıyor. Ne var? Eski taralilo gibi işte. He? Hem böyle bak aşağıda geleneni gidenini sana haber eden birileri var. Daha ne isteyin? Buyurun. Ya şu kafasız Esme bile öğrendi ha. Belledi iki günde. Sen de her şeyi öğren. Bu ev senden sorulur ha.
Kim geldi kız? Olacağı buydu. Seyranlar gelmiş. Aman kızıma. Kardeşine karşı sesini yükseltip de babana duyurmayasın. O gider kendi evine. Olan gene bize olur. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin damat. Ha? Maşallah iş güveysi olasın var. Dün bir, bugün iki. Vallahi yine ağzınızdan bal damlıyor. Keyfiniz yerinde. Ama bir başıma kalamayayım ki. Ne keyfi? Gel damat, gel hele ya, gel. Kazım babama sürpriz yapayım dedim. Fena mı? Ya oğlum taklit ya. Seni sevdiğinden ha. Değil mi halası? İtin hatırı olmasa da sahibini var işte. Hoş gelmişsiniz, hoş gelmişsiniz. Siz de hoş geldiniz. Nasıl gidiyor? Sizi gördük, daha iyi olduk ha. Kahve ister misin damat, söyleyeyim? Yok, teşekkür ederim. Ama başka bir gün elinizden içerim mutlaka. Hoş geldin oğlum. Sağ olun. Ben de bir ablama bakayım. Ha, ben de geleyim. Ne var ne yok? Vallahi ne olsun. İş güç devam. Oy koçum benim ya. Doğru mu kızım hanım dedikleri? Anne senin yapma var ya. Bak ablan akşamdan beri ağlaya ağlaya gözünün yaşını kuruttu bilesin. Tamam ben konuşacağım şimdi onunla. Sen az biraz bizi yalnız bırak ama tamam? Tamam. Ama özür dile ablandan ha. Gönlünü al. Niye geldin? Ne saçmalıyorsun abla sen? Hı? Sabah sabah Yusuf'u kapıma dikmek nedir ya? Kapına. Oh, iyi yapmış. İkimizi de kandırıp yalılarda sefa sürmene say. Önce beni varıp soramadın mı? Hı? Kardeşin yerine elin oğluna mı inandın? Elin oğlu değil o. Kocan. Kocan. Yalan mı dedikleri? Yalansa yalan de şimdi özür dileyeceğim senden. Yalan mı? Değil. Çünkü Yusuf'u araştırttım. Anladın mı şimdi onu neden aradığımı? Teyit etmek için aradım. Ama iyi ki aramışım. Oh iyi oldu, öğrendi. Oh enayi. Neyi öğrendi ya? Neyi öğrendi sanki arkanızdan iş çevirmişim gibi. Çevirmedin mi? Çevirmedin mi? Ben kahvelere döktüm diye binlerce ağladım. Kendimi suçladım. O babam var ya o babam benim kemiklerimi kırıyordu. Haberin yok senin. Diyemedin mi ya? Bu adam beni gördü, çarşıda bana göz koydu, beni seçti diyemedin mi? Bir tane laf ya. Bir tane laf çıkmadı mı bu ağzından? Diyemedin mi? Ne değişecekti abla? Hı? Ne değişecekti? Söyle. Sen o gün heyecanlanmasan ben o salona girmeyecektim bile. Ferit de beni görmeyecekti. Aynı yolun sonuna çıkıyor iş. Evet, tamam. Baklavacıda karşılaştık. Ama ben bilmiyordum ki onun kim olduğunu. Ters dedim gittim. O da aynı şekilde abla. Beni bilmiyordu ve tanımıyordu. Allah'ın işi işte ablacığım değil mi? Allah'ın işi. Kısmetsiz kardeşim benim ya. Ya ablan yüzünden bolluğa berekete battın battın çıktın. Battın battın çıktın. Kocanla şimdi böyle mutlu mutlu geziyorsun. Ne hikmetse hala gelip bana hesap sorabiliyorsun. Hala. Vay be. Gerçekten. Vay be. Abla yeter artık ya. Hala koca diyorsun. Hiçbir şey bilmiyorsun. Neyi bileceğim acaba ben daha ya? Neyi bileceğim acaba? Ne
Kurtlar yedim benim bilmediğim. Ne bileceğim acaba ben daha? Senin o kocan dediğin adam var ya. Gerdek gecesi sevgilisiyle tanıştırdı beni. Haberiniz mi var sanki bundan? Ne yaptı? Onu da benim gibi aynı zorlamışlar evli. Sevgilisi var. Ve hala da görüşüyorlar. Seyran sen ne saçmalıyorsun ya? Ama Yalı'ya gittim ben değil mi? Yalı'dayım ben. Yalılarda yaşıyorum. Cehennemden aldılar, kafese koydular beni. Altın kafes. Biz Ferit'le hiçbir zaman karı koca olmadık abla. Hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam ediyor. Benim varlığım da sadece fazlalık onun için. Bu kadar. Bir de gelip bana şu söylediklerine bak. Sen ciddiysin. Yemin et bakayım benim üstüme. Yemin ederim. Vay şerefsiz köpek ya. Vay şerefsiz köpek ya. Sen de soramadın mı hesabını? Neyin hesabını ya? Neyin hesabını soracağım? Hangi birinin hesabını soracağım abla? Düşününce iyi oldu aslında. Yani ilişmesin bana, dokunmasın. Yeter. Of. Ne haklı sana böyle bir şey yapabilirler ya? Ne haklı sana böyle bir şey yapabilirler? Bana böyle bir şey yapabilirler. Kim bunlar ya? Kim bunlar? Soranlar kim? Sen de salak mısın? Salak mısın? Niye bana gelip söylemiyorsun? Ablanım ben senin. Enayi niye söylemiyorsun? Öyle misin? Evet öyleyim. Öyle misin abla? Hı? O zaman niye beni arayıp da işin aslını sormadın da gittin Yusuf'la onunla bunu arkamdan iş tuttun? Ha? Tamam. Tamam, tamam, tamam. Tamam, sakin ol. Tamam, özür dilerim. Tamam. Ağlama, ağlama, tamam. Alalım. Yusuf sonra mı çıkardı? Ya ne yapacak abla, kapıma dayandı diyorum sana ya. Sen ne yaptın? Geçiştirdim bir şekilde ama yok. Buluşmak istiyor, karşıma çıkarım diyor, tehdit ediyor beni. Tamam. Tamam, tamam. Ben arar konuşurum Yusuf'u, tamam mı? En olmadı sen de son bir kez karşısına çıkarsın. Adam akıllı baştan sona anlatırsın, her şey biter gider, tamam. Ferit izin vermiyor abla. Sabahtan beri bu kadar sıkıldım ki. Bunu aldım. Burada kaldım. Tamam ablacığım. Tamam sakin ol. Sen sanki Yusuf'la hep böyle ulu orta mı görüştün ya bugüne kadar? Değil mi? Ha? İstanbul'dayız abla, nasıl olacak? Seyrancığım, var benim hakkımda bir şeyler diyorum, tamam mı? Halledeceğiz diyorsan halledeceğiz, tamam? Bana güven. Suna, hadi kızım toparlanın. Sen de bir kapıdan içeriye görünüver. Tamam anne. İyi misiniz? Hallettiniz mi meselenizi? Hallettik anne, sorun yok. Ben yanlış anlamışım biraz. E dedim ama ben sana. Önce bir ara sor dedim kardeşine. Neyse haydi. Üstünü değiştir. İçeriye bir görün. Haydi.
Yani şimdi damat, koskoca oranlar seni koyacak bir yer bulamadı da çırak mı ettiler lan seni? Dedem öyle uygun görmüş. Yapacak bir şey yok. Yazık ya. Yazık. Yani senin gücüne gider ha. Abinle aynı şirkettesin. O patron sen çırak. Değişik. Yani biliyorsunuz aslında çalışmama bile gerek yok benim. Olmaz öyle şey. Erkek adam hazır yiyici olmayıcı. İhtiyaçtan olmasa bile eli ekmek tutucu. Doğru. Çok doğru. Ama bildiğime göre Kazım babam da çalışmıyormuş. Sen ne dinle? Ben torpak idare edeyim, torpak. Şanlı babamın şanlı torpağını idare edeyim. Ayım ben ha. He. Sen de bir gün atanın, dedenin işini devralırsın. O zaman benimle aynı kefeye koyabilirsin kendini. Estağfurullah. Ben öyle demek istemedim. Sizle ben aynı kefede. Olacak iş değil. Tabii. Şimdi damat bak. Beni dinle. Şimdi deden seni evlendirmiş oğlum. Ama anladığım kadarıyla adam hesabına pek almamış seni. Allah'ın hikmetine sual olmaz ama gel gör ki zürriyeti senden yürüyecek gibi durayım bilesin. Bak daha danışmadık ama ben de iyi adamdır, hoş adamdır elbet. Onun da işte karısından kısmeti açık değilmiş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Seyran nerede? Ya bırak şimdi Seyran'ı bırak. Laf anlatayım sana ha. Bak abini senden ileri tutuyorlarsa ne yapacaksın? He ne yapacaksın? Gideceksin dedene bir torun vereceksin. O vakit kıymetin daha da artar. Bilesin. Seyran nerede? İçeride oğlum gelir şimdi. Ha, ben bir bakayım Seyran'a. Ya az aklı olsa dediğimi yapıcı da yok ki. Yok. Suna çay yap bana. Ne yaptınız? Hiç, konuştuk işte. Ne oldu? Ne konuştunuz? Anlattım işte olup bitene. Her şeyi. Neyi mesela? Yani senin olan durumu bile anlattım. Mecburen. Gerek var mıydı Seyran? Vardı Ferit. Eğer anlatmazsan bir de ablam bana hiç inanmayacaktı. Yusuf'la olan meseleyi de ablam halledecek. Onun hatasıydı zaten. Halletsin bir zahmet. Ferit sen ne diyorsun ya? Hayır, başkalarının duyguları bu kadar mı önemsiz senin için ya? Duyguyla ne alakası var Seyran? Beni suçlamak için bahane arama. Ha, bu yaşananlarda en suçsuz olan sensin değil mi? Üçümüzün arasında en mağdur olan sen mi oldun şimdi? Ben mağdurum demedim Seyran. Deme zaten Ferit. Ablam iyi değil. Tamam mı? Psikolojisi 600 olmuş kızın. Aslında biraz dışarı falan çıksa havası değişir. İyi gelir belki ama. Ben gezdireyim sizi istiyorsan. Yani siz baş başa gezersiniz. Konuşayım babamla. Çok iyi olur. Tamam. Nasıl olacak? Ben ikna edebilecek misin babamı sanki tanımıyormuşsun gibi? Tanıdım. Merak etme. Çok iyi tanıdım hem de. Ben hallederim. Öyle mi diyorsun? Kazım babam. Bir ricam olacaktı sizden. Seyran ablasına pek doyamamış. İzin verirseniz eğer ben onları bir dışarıya çıkarayım. Bir hava alsınlar. Ne? Suna ve Seyran diyorum. Eğer izin verirseniz çıkarayım bir İstanbul'u gezsinler, bir görsünler. Ha? Olmaz öyle şey. Sen karınla istediğin kadar gezebilirsin. Niye ki? Yani eğer benden bir rahatsızlığınız varsa söyleyin. Sizi Antep'e dönene kadar araya mesafe koyalım. Seyran gelsin sizi ziyarete, olur mu? Sen ne diyorsun damat ya? Sen bizim damadımızsın ha. Biz aileyik ya. Sen ne diyorsun ya?
Olur mu böyle şey ya? Yani hala hanım şeyden dedi onu. Şimdi kızlar İstanbul'u bilmiyor ha, kaybolurlar. Yani Hattu Çalam haklı tabii de başlarında ben varım. Rahat olun. E hala Ferit varmış başlarında ya. Gelin oğlum, gelin gelin. Ha. Gelin lan, gezin. Gençsiniz ya, ister yani. Gezin. Sağ olun. İstanbul'u görsünler ya, fena mı? Gençlikte İstiklal Caddesi'ne ilk çıktığım günlerde bir yağmur inmişti. Sel kıyamet. Yaşlı bir adam şemsiyesiz yağmurda ağır ağır yürüyordu. Merhamet ettim. Amca dedim, sana bir şemsiye alayım. Güldü. Daha kaç zaman yüzümüze yağmur vuracak ki evladım? Boş ver, dedi. Şu sıralarda hep o yaşlı adam geliyor aklıma. Daha kaç kere bu denizin kokusunu duyacağız ki? Daha çok duyacağız bu kokuyu. Nice yağmurlar göreceğiz inşallah. Öyle mi dersin? Elbette ağam. Ah, çok canımı sıkıyorlar Latif. Kocadık ya. Artık lafımızı dinlemiyorlar, anlamıyorlar. Şu aile için bu yaşında uykularım kaçıyor. Ama hala başka dünyadalar. Dönem de değişti artık. Kendiniz gibi bellemeyin. Sizi bildim bileli ateş gibiydiniz. İlginiz de, sevginiz de, şiddetiniz de hep öyleydi. Ama şimdilerde böyle hasletlere pek rastlanmıyor. Haklısın, bende de hata var. Sevgimiz azalmadı tabii de. Yaşlandıkça ilgimiz azaldı. Hem de şiddetimiz azaldı. Belki de eskiye dönmek gerek. Gülgün Hanımlar geldi efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Asuman odasında mı? Evet, dinlenecekti biraz. Şimdi gitme, istersen. Tamam, müsait olunca odama uğrar zaten. Hı hı. Orayı çok bozuk. Ama yakında eskisi gibi olur. Bazen bu hallerine çok şaşırıyorum Gülgün, biliyor musun? Hayır, samimi bir şekilde. Olup biteni görmüyor musun? Yoksa görmezlikten mi geliyorsun, artık karar veremiyorum. Hayır, nasıl olacak bu kız eskisi gibi artık ha? Nasıl olacak o iş? Olunca anlarsın. Esma Hanımları yemeğe davet edelim diyorum. Hem herkesin bir havası dağılmış ha? Hayır, daha onun zamanı var, ben halledeceğim. Çok uzatmamak lazım. İşime karışma Gülgün. Hem sen zaten kaç zamandır hastanedir, Antep'tir, derneklerin toplantılarını çok ihmal ettin. Normaline dönsen bence. Onlar senden çok benim misafirim. O yüzden eğer kusura bakmazsan bir çaya davet edeceğim en azından. Benden çok senin misafirin. Sebep? Ben son sözümü söyledim. Vakti gelince layığıyla ağırlarız dedim.
Herkes yerini, haddini bilecek. Lütfen. Ha, ben yerimi bileceğim. Önce sen bil yerini. Sonra ben bilirim yerimi. Ne yapacaksın? Arayıp kocana mı şikayet edeceksin beni? Alo Esma Hanımcığım, nasılsınız? Aa, çok teşekkür ederim, sağ olun. Eğer diyorum yarın müsaitseniz sizi aldıralım. Karşılıklı bir çay içeriz en azından. Tabii. Haberleşiriz o zaman. Halk dışarımı da bekliyoruz mutlaka. Aha, tabii. Söylerim. Oldu, görüşmek üzere, iyi günler, sağ olun. Sana da selam söylediler. Asla kabul etmiyorum. Benim dediğim gibi olacak. Arayıp iptal edersin. Bence hiç öyle bir şey yapmayacağım. İfakat! Nasıl konuşuyorsunuz birbirinizle? Yakışıyor mu size? Babacığım ben... Yarın için dünürleri Esma Hanımları bir çaya davet ettim. Keşke öncesinde uygunluğumuzu sormayı akıl etseydin. Ağam, yarın kışlık erzağımız gelecek. Çalışanlarımızın eli kolu dolu. Öyle ayaküstü geçiştirmek bize yakışmaz diye öyle dedim. Babacığım ama şimdi Hatice Hanım Antep'te bizimle çok ilgilendi. Eğer ertelersek sanki böyle muhatap almak istemiyormuşuz gibi algılanacak. Gülgün kendine yakışanı yapmış bir kere. Olmuş artık. En iyi şekilde hazırlanıp ağırlayın misafirlerimizi. Sakın bir kusur etmeyin. Baş üstüne ağam. Keşke annem de gelseydi bizle. Yani Hattuç alıp işimize takılır diye onu söylemedim. Ama istiyorsanız bir gün çıkarız hep beraber. Yani ben bu kadarına bile şaşırdım. Babam iyi izin verdi yine. Hı-hı. Yok can. Babanı ikna etmek benim için kolay. Ama Hattuç da biraz tiksiniyor galiba benden. Belli etmeye de çekinmiyor sağ olsun. Kim aradı? Bir de bana da karış istersen. Olur. Bana boş. Bana hiç hoş değil. Alt tarafı kim aradı diye sorduk ya. Niye bu kadar heyecanlandın ki sen? Antep'ten arkadaşım aradı. Tamam mı? Dilan. Oldu mu beyim? Niye açmadın? Aa. Ne oluyor Ferit? Sana ne ya? Ne bu şimdi? İstanbul'da olduğumu biliyor. Şimdi bana bir ton soru soracak, nasıl oralar, güzel mi diye. Ne bileyim, ben gezmedim ki, o yüzden açmadım işte. Sen bir mesaj at istersen ona, aklı kalmasın sende. Ha, doğru, doğru, tamam, atayım, bak, doğru. Belki benim hayatımda birisi var. Belki benim hayata dair başka planlarım var. Kızlar, nereye bırakayım sizi? Kahve, yemek, alışveriş. Önceliğiniz ne söyleyeyim bakayım. Sen gelmiyor musun? Yok ya. Siz özlemişsinizdir birbirinizi. Kız kıza takılın işte. Benim biraz işim var. Anladım. Benden de çok selam söyle Pelin'e. Kolay gelsin. Yemek ne durumda? Sağ olun Latif Bey. Gördüğünüz gibi işte. İki elimin yettiği kadar. Sen biraz ağırdan alır oldun Şefik Hanım. Dikkat et. Bak yarına küçük gelinin annesi geliyormuş. Ona göre hazırlıkları akşamdan başlayın. Yarın kışlıklara gelecek. Nasıl yetiştireceğiz hepsini biz? Onun için akşamdan başlayın diyorum ya.
dinlemeyelim zaten. İnsan biz kölemiz belli değil bu evde. Şefika Hanım. Sakin. 40 yılın başı olan bir şey. Hem sana yakışıyor mu bunca sene sonra bu laflar? Bir de buradakilere örnek olacaksın. Tövbe yarabbim ya Resulallah. Ah be Şefika abla. Sen ne oldun ya? Niye ağlıyorsun? Gel. Ay gel abla şöyle, yapma otur. Sakın gel. Geç. Aa. Geç otur şöyle azıcık. Abla. Sultan dayanamıyorum. Hiçbir şey yetişemiyorum artık. Gücümün gidiyor. Bir de üstüne laf sanki iki elimden geleni yapmamışım bu yaşıma kadar. Al al iki yudum su iç ablacığım al. Aman abla ya sen ne bakıyorsun onun lafına? Esirikli işte o öyle. Ya sen otur dinlen ben DJ'yi çağırayım biz hallederiz 2 dakikada. Hiç kimse iş göremiyor. Dinletmem kendimi. Ya biz otur dinlen dedik. Yat uyu mu dedik? Ya alt tarafı 2 tane domates bir şey ayıklanacak orada. Anne bakar mısın? 2 yudum daha koyayım sana su. Ha? Sen dondurma getirdin. Çok tatlısın. Hadi gel. Durdun, ne oldu? Önce bir dondurmamızı yiyelim. Tamam. Sen geç. Hı-hı. Ben getiririm dondurmamızı. Yoldayım. Dediğin yere varmak üzereyim. Tamam. Eğer baş başalarsa kimseye görünmeden geldim. Değilse müdahale etmem. Tamam. Tamam oğlum. Bende o iş. Sen merak etme. Haber ver bana da. Ay seninki sizinle ben de kalayım deseydi vallahi yanmıştık ha. Planımız patlardı. Aman yok be onun canına minnet. Seyran bak eminsin değil mi? Bugüne kadar emin olduğumuz şeylerin hayrını gördük de sanki abla. Yani konuşmak istemezsen Yusuf'u ben idare ederim. Ben zaten dün akşam ona böyle uzun uzun anlattım mesajda doğrusunu her şeyi. Abla sen onu sabah görmedin. O benimle konuşmadan benim peşimi bırakmayacak. Anlatacağım onu da sana da anlattığım gibi bitecek gidecek işte. Sende de iyi irade varmış ha. Mut diye bitirebiliyorsun maşallah. Başka şansın mı var abla? Aha geldi. Yanınızda kalayım mı? Tamam o zaman ben şimdi gidiyorum sizi yalnız bırakacağım. Tamam mı? Telefonum elimde. Ne zaman istersen beni ara. Bana bak fazla uzatma tamam mı? Kızın da başını belaya sokma. Hepsi benim. Anladın mı? Tamam. Seyran'ım, nasılsın? Ne Seyran'ım be? Sabahki saçmalığını unuttun mu sandın? Seyran çok özür dilerim. Sen sabah beni nasıl bir durumun içine soktun öyle Yusuf? Hı? Tehdit ediyorsun bir de beni utanmadan. Tanıyamıyorum artık seni. Kimsin sen Yusuf? Seyran özür dilerim dedim. Ben hala aynı benim, eski ben. Hesap sormaya falan da gelmedim.
sevdiğimle konuşmaya geldim. Yusuf, Antep'e dön. Git orada hayatını yaşamaya devam et. Tamam mı? Sen beni yarı yolda bıraktığın gün bittik biz. Ben senin hiçbir şeyin değilim artık. Ben seni yarı yolda bırakmadım Seyran. Bir an korktum ikimiz için de. Sen ne yapar ne eder evlenmezsin sandım. Başka şansın mı vardı sanki? Vardı Seyran. O kadar cesurdun, tek başına kaçsaydın ya. Bana ihtiyacın mı vardı? Kaçsaydın o zaman. Olmuyormuş değil mi? İnsanın gönlünü ayaklarına söz geçiremiyor bazen. Doğru. Bende de hata var. Senden güç alırım sanmıştım. Ama iyi oldu bana Yusuf, biliyor musun? Bu sabah bir daha anladım. Ben onca yıl seni hiç tanımamışım. Ben mi suçluyum Seyran? Sen odamın karısı olma işine sindirip gidip evlendin ya. Ben içime sindiremedim diye mi suçluyum? Hem onca milletin üstüne ablanın lafı da ne yapsaydım? Gözündeki değerimi de anlamış olduk böylece. Hemen inanmışsın. Ya ablan inanmış, öz ablan. Hemen affettin değil mi? Beni de affet. Gel bu sefer kaçalım. Ben senin elini tutamadım, sen benim elimi tut. Yusuf. Ben artık evliyim. Anlıyor musun? Bak. Evliyim, evli. Seninle aramızdaki her şey, ben o gün, o imzayı attığım gün bitti. Sok artık bunu kafana. Bu yoldan dönüş yok Yusuf. Ya, o imza sahteymiş, yalanmış. Ablan öyle söyledi. Annem için, babam için öyle değil. Ferit'in ailesi için de öyle değil. Ben bu saatten sonra kimsenin başını öne eğdiremem Yusuf. Anla artık ya, anla. İstemiyorum seni. Olayın aslını da anladın, değil mi? Erkekliğinden af gelecek bir durum da yok yani, merak etme. Yusuf, Antep'e dön. Lütfen. Bak zaten hayatım alt üst oldu. Bir de üstünde sen tipin. Lütfen. Sevmiyor musun beni? Sevgi bu kadar kolay biter mi ya? Güven bitince her şey bitermiş Yusuf. Ben diyeceğimi dedim sana, tamam mı? Lütfen bir daha beni zor durumda bırakma. Sizi götürmeye geldim. Buyurun. Bir sorun mu var Seyran Hanım? Sen kimsin lan? Sana ne oluyor? Kim olduğumu göstereceğim ben sana zamanı geldiğinde. Merak etme. Abidin Bey, gidebilir miyiz? Hiçbir yere gitmek zorunda değilsin Seyran. Sus. Sus artık. Ne olur yalvarırım. Sus. Sus. Abidin Bey. Oğlum bulmam lazım. Buluruz, merak etmeyin, buyurun. Seyran, ne oldu? Ne oldu? Bir şey abla, hadi gidiyoruz. Buyurun, sizlere bırakalım.
İyi misin? İyi değilim abla, bittim ben. Ferit peşime adam takmış resmen ya. Seninle gelirim istersen, bir bahane uydururuz. Sakın korkma ablam. Sevdin mi? Seni sevdiğin yerden aldım. Fark ettim. Ne oluyor? Ferit ne oluyor dedim. Acil çıkmam lazım Pelin. Sebep? Lütfen bırak kolumu, çıkmam lazım diyorum sana. Ya neyim ben senin için ya? Ne demek çıkmam lazım? Hiçbir açıklama yapmadan kafana göre gelip gidiyorsun. Ferit ben senin neyinim? Sen bana hiç mi değer vermiyorsun ya? Lütfen bak, bunları konuşmanın zamanı değil şimdi. Çıkmam lazım diyorum, acil işim çıktı. Tamam, görüşürüz sonra. Gitme. Acil işin neyse bekleyemez mi? Pelin. Gitme. Sen gidersen ben yine kendimden nefret edeceğim. Lütfen yapma bana bunu. Bak, çok sinirliyim şu an. Seni üzmek, canını yakmak istemiyorum. Tamam, bırak beni. Benim canımı yakmak sakinleştirecek mi seni peki? İşin neyse beklesin. Beklesin. Suna Hanım, geldik. Tamam. Ablamı uğurlayabilir miyim ben? 2 dakika sürmez. Tabii, nasıl isterseniz. Ben de seninle gelirim istersin. Yok abla, sen şimdi gelme. Babamın kulağına giderse ikimiz de ölür biliyorsun. Ya Ferit? Yok, ben halledeceğim. Sen gelirsen daha da kötü olur her şey. Bak önce alttan al, tamam mı? Baktın işler düzelmiyor.
Hemen bak sen de üste çık. O sevgilisiyle görüşmüyor mu? Görüşüyor. Tamam mı? Sakın ezdirmeyeceksin kendini. Anladın mı beni? Üste çıkacaksın. Sakın ezdirme. Bana doğruyu söyle. Dayak falan yok değil mi? Yok. Sanmıyorum. Babam gibi biri değil o kadar bence. Telefon hep benim elimde. İstediğin zaman ararım, tamam mı? Merak etme beni, tamam. Hadi git sen. İyiyim ben. Sizden bir şey rica etsem. Çok önemli benim için. Bu iyiliğinizi ömür boyu unutmam. Ben gerçekten bugün buluşmak zorunda kaldığım için buluştum. Yalan söylemek zorunda kaldığım için yalan söyledim Ferit'e. Yoksa ben öyle bir insan değilim. Ve başından Ferit'in beni yanlış tanımasını istemiyorum. Bugün bu gördüklerinizi Ferit'e söylemeseniz... ablasıyla oturuyordu deseniz. Hı? Bir kerecik. Yemin ederim size ömrümün sonuna kadar ne bu iyiliğinizi unuturum... ne de sizi bir daha böyle bir duruma düşürürüm. Hoş geldiniz. Sağ ol. Ferit geldi mi? Yok, henüz gelmedi ama Asuman Hanım hastaneden döndü, salondalar. Sokak hayvanlarıyla ilgili düzenlenecek en büyük etkinlik olacak. Sen mutlaka aktif rol almalısın. Hem biraz kafan dağılır. Yani kafamın dağılmasından ziyade bir faydam dokunacaksa eğer... Bence sen... bu dernek işlerine girince ay çok seveceksin. Aslında o kadar da bu işlere girmek istemiyorum Gülgün anne. Kafamda başka şeyler var. Ha, ne gibi? Daha Fuat'la da konuşmadık aslında ama belki çalışmaya başlarım. Ha, nereden çıktı şimdi bu durduk yere? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin Seyran. Gel, otursana. Nasılsın, daha iyi oldun mu? Sağ ol Seyran, daha iyiyim. Ferit nerede? Doğrudan yukarı mı çıktı yoksa? Yok, o işlerim var dedi. Biraz geç gelecek galiba. Sen biraz solgun görünüyorsun. İyi misin? Bir sorun yok değil mi? Yok, iyi. Her şey yolunda. Peki ne zaman olacak bu etkinlik? Var da. Thank you.
Korkma. Bak yapıyorum. Ya anlarsa babam çok döver mi beni? Ben yaptım derim. Sen korkma. Ama babam seni döver. Sen bir şey yapmadın ki. Kızım sen bir şey yapmadın. O gelene kadar yapamazsam hiçbir şey demeyeceksin. Tamam mı? Tamam. Abla. Alo Seyran, ne yaptın, aramadın? Gelmedi daha çünkü, o yüzden aramadım seni. Peki bu yani normal bir şey mi? Hep böyle geç mi kalır? Yok, normal değil yani. Aslında şu an yemek saati. Gelmesi lazımdı çoktan. Ama gelmedi. Tamam boş ver daha iyi. Sinirlendiyse şimdiye kadar sinirli geçmiştir zaten. Daha iyi olmuştur. Aslında ben Abidin abiden de bugün rica ettim. Hani yani... Ne bileyim ya, of. Bilmiyorum abla, böyle beklemek daha çok yoruyor insanı ya. Seyran sen de saf mısın? Ya söylemez olur mu? Hem niye el alemin şoförünün ağzını büküyorsun ya? Yapma bunu. Ne bileyim işte, bir anlık canavliyle. Söyledim bir şeyler, bilmiyorum ben de. Neyse merak etme beni ama, ben iyiyim. Tamam mı? Suna, hadi bir yardım et kızım. Baban aradı, arkadaşlarıyla gelecekmiş. Hazırlığınızı yapın dedi. Allah'ım ya, burada da mı misafir ya, Allah. Ne, sana demedim Seyran, neyse tamam. Haydi, haydi. Oh, ben şimdi kapatıyorum. Aklım sende, bir şey olursa beni ara, tamam mı? Bak elim gözüm telefonda hep, tamam? Tamam, kapatıyorum. Tamam. Efendim? Alo? Alo? Alo, Seyran benim. Yusuf, hala sen beni niye arıyorsun ya? Seni merak ettim. Merak etme beni. Tamam mı? Beni merak etme. Sen beni aramadıkça, beni rahatsız etmedikçe ben daha iyi olacağım inşallah. Merak etme beni artık ya. Seyran niye böyle yapıyorsun? Sen o adamdan mı korkuyorsun yoksa? Kimseden korkmuyorum ben, tamam mı? Sana da söyleyeceğimi söyledim, yeter artık. Ama benim diyeceklerim bitmedi. Geldim. Saat kaç, senin haberin var mı? Geldim, geldim. Biniyorum hemen. Karın evde seni beklerken sen benimle mi gittin? Anne, sen bu evlilik işinde bu kadar kaptırmasan mı kendine? Ne dedin sen bana? Hayatında hiçbir şey değişmeyecek demedin mi? Söz vermedin mi? Ne şimdi bu haller, bu tavırlar? O zaman öyle gerekiyordu, öyle dedim. Hem de bugün bu saatte gelmem gerekiyordu. Bu saatte geldim. Oldu mu? Daha fazla tutmazsan... Geç kalmayayım. Sofra hazır olmak üzere. Seyran'ı al, çabuk inin aşağı. Ya yeter diyorum, arama artık beni, yeter. İki günlük adam için mi bana böyle yapıyorsun Seyran? Ya anlamıyor musun ya? Sen beni anlamıyor musun? İstemiyorum sana diyorum. İstemiyorum. İnanmıyorum sana. Sevda böyle kolay bitemez. Ben bitiremedim, sen de bitiremezsin. Güven bitince her şey bitiyormuş Yusuf. Tamam mı? Ben artık sana güvenmiyorum. Lütfen bir daha beni arama. Lütfen. Konuş konuş. Kimi arayacaksan çekinme. Yo, ablama aramıştım. Şarjı bitti şimdi. Kimseyi aradım falan da yok yani. Vay vay vay. Siz de abla kardeş. Doyamadınız birbirinize ya.
Merdivendeki de laf. Nasıl doyacaksınız ki? Birbirinize doymanız için beraber, baş başa, kız kıza vakit geçirmeniz gerekiyor değil mi? Ama siz ne yaptınız? Evet karıcığım. Bir soru sordum sana. Siz ne yaptınız dedim. Ablanla baş başa mıydınız, değil miydiniz? Bir soru sordum sana. Cevap versene. Ablanla baş başa mıydınız, değil miydiniz? Ferit bir sakin olur musun? Ne sakin olacağım ya? Neye sakin olacağım? Siz beni aptal mı sandınız? O küçücük beyninizle arkamdan iş mi çeviriyorsunuz? Ne sanıyorsun sen kendini Zehra Hanım? Doğru konuş Ferit. Tamam mı? Sen benim ablama laf edecek adam değilsin. Her şeyi ben kendim yaptım. Tek başıma. Beni de buna sen zorladın. Ben seni neye zorladım Zehra Hanım? Bu evliliğin başından beri ben seni neye zorladım? Söyle. Evliliğe olabilir mi acaba? Evliliğe. Oho! Kafayı yiyeceğim ya. Kafayı yiyeceğim. Biz dönüp dolaşıp aynı şeyleri mi konuşacağız Seyran? Bak anlamıyorsun. Yüz yüze görüşmem gerekiyordu Yusuf'la. Seni tehdit mi ediyor dedim. Hayır dedin. Görüşmenizi istemiyorum dedim. Tamam dedin. Niye gerekiyordu yüz yüze buluşmam? Ha? Çok mu özledin sevgilini? Çok mu özledin sevgilini? Söyle. Sen özlüyorsun ya. Sürekli gidiyorsun benim yanına. Belki ben de özlemişimdir. Zeyran! Beni delirtmeye mi çalışıyorsun sen? Ben sana dürüst davrandım ilk günden. Sen bana yalan söylüyorsun. Bir de üstüne arkamdan ablanla iş tutuyorsun. Aynı şey mi? Ha, bütün öfkenin sebebi bu yani. Öyle mi? Sana yalan söylemem. Söyletme o zaman. Söyletme. Beni yalan söylemek zorunda bırakma Ferit. Esirin değilim ben senin. Tamam mı? Ben senin esirin değilim. Ailenin oynuyorsun diye odaya koyup aldığım bir oyuncak da değilim ben. İşte senin diyetisyenden almıştım doktorun telefonunu. Sonra aradım ama değişmiş yurtdışına gitmişler. Ağamı indirmeye çıkıyorum. Ferit Bey'ime gelin hanımı göremedim. İnerler birazdan. Sultan, haber ver çabuk olsunlar. Peki Orhan Bey. Arıyorum ben de. Latife Efendi, sen de bir masayı kontrol et istersen. Bir eksik gedik olmasın, hemen çıkma. Tek savunman bu değil mi? Başka savunulacak hiçbir yanı yok çünkü bu olayın. Bende hata. İlk günden beri sen mutlu ol diye uğraşıp duruyorum. Ya tabii. Çok uğraştı. Yazık sana. Sen var ya, sen sadece kendini düşünüyorsun. Başka insanların duyguları senin için umurunda bile değil. Hayatımda gördüğüm en bencil insansın. Hiç topu bana çevirmeye kalkma Seyran. Asıl bencil olan kendini düşünen sensin. Yalancısın. Güvenilmezsin. Benimle böyle dik dik konuşuyorsun. Babanın karşısında da böyle konuşsaydın ya. Neden ben evlenmeyeceğim, istemiyorum demedin ona bu halinde? Seni böyle görsek... Tamam kızım, evlenme derdin. Neymiş? Seyran Hanım evlenmek istemiyormuş. Yersen.
günden beri sana insan gibi davrandım diye suçluyum ben. Oh. Açmıyor. Nerede kaldı bu sultan? Seyran da telefonu kapalı. Orhan Bey'im, benim ağamın yanına gitmem lazım. Sultan Hanım, neredeler? Kavga ediyorlardı. Ben defalarca çaldım kapıyı ama o kadar gürültü vardı ki duymadılar. Ben de içeri giremedim. Ne oluyor Latif? Saat kaç oldu? Neden gelmedin? Gelmek üzereydi bağa. Herkes yerine. Ederim, bu son Seyran. Bu son. Bir daha beni bu kadar sakin bulamazsın karşında. Sakın bir daha arkamdan iş çevirmeye kalkma. Sakın. Ne yapacaksın? Ha? Ne yapacaksın? Dövecek misin beni? İşkence mi edeceksin bana? Bir yere mi kilitleyeceksin? Hepsinin alasını yaşadım ben de. Hepsinin alasını yaşadım. Senden mi korkacağım ben? Ha? Konuş! Senden mi korkacağım? Sen seç. İster benden, ister dedemden, ister babandan kork. Ama dedem bunları öğrenirse... gideceğin yer babanın evi olacak çünkü. Ona göre. Peki o zaman sana bir soru. Acaba babam Pelin'i öğrense ne der sana? Hiç düşündün mü bunları? Ya da deden ne der? Ya da ne yapar? Düşünüyor musun bunları hiç? Allah kahretsin. Yemek. Geç kaldık. Tamam ya, eğer deden inseydi çağırırlardı herhalde. 50 kez aramış annem. Hadi çabuk, hadi. Hadi. Oo, hoş geldiniz çocuklar. Hoş geldiniz. Geçin, buyurun. Sizi bekliyorduk biz de. Özür dileriz dede. Özür dilerim. Bir daha olmaz. Affet. Ömrü hayatımda kimse bu masada benden sonra sofraya oturmadı. Hiç kimse bana daha önce böyle bir hadsizlik yapamadı. Siz kimsiniz? Soyadın olmasa sen nesin Ferit? Nesin?
Birdiniz şimdi iki mi oldunuz? Hadi bu kız genç, cahil, bilemedi diyelim. Fakat Gülgün, ben size bu evin örfünü, adetini bu kıza öğreteceksiniz demedim mi? Konuşsanıza. Affet han. Evli olmayınca. Kes! Kendi suçunuzu kızın ailesine atma. Zehir etseniz. Sofrayı da, yemeği de. Bana bak Orhan. Yüzüme bak. Bu olanın sebebi de karınla sensin. Ya bir an önce toparlar, toparlanırsınız hepiniz. Ya da... Afiyet olsun. Fuat. Bu yemek babam buradaymış gibi yenecek. Otur yerine. Herkes otur. Şuna gittin mi bari olanlar? Değdi mi o çocukla buluşmana? Al. Telefonun. Mesaj atarsın belki. Yarın falan buluşursunuz. Bravo size gerçekten. Şahane bir gece geçirdik sayenizde. Benim suçum mu şimdi bu? Yaşananlar. Hı? Peşime adam takan sensin. Tartışmayı başlatan da sensin. Sen benden ne istiyorsun ya? Hı? Ne istiyorsun sen benden? Sesimi çıkartıyor muyum ben sana sen Pelin'le buluştuğun için? Senin egon yüzünden geç kaldık biz bu akşam. Benim egom yüzünden öyle mi? Hı hı. Bravo sana ya. Müthiş tespitlerim var gerçekten. Ama hata bende. Senin hiçbir suçun yok. Sırf sen mutlu ol diye ablanla buluşmaya götürdüm seni. Eski sevginin kapıya dayandı. Kimse duymasın diye yardım ettim sana. Ama haklısın. Ben bunların hepsini egom yüzümden yaptım. Teşekkürler. Bir kez daha buluşacağız Seyran. Dinleyeceksin beni. Eğer sen aşkımızı görmezsen internete koyacağım fotoğrafı. Herkes görecek.
İyiyim, merak etme. Aa, bizim fakirhane ha. Hoş geldiniz Kazım Bey. Bey? Bey nedir ya? Kazım Ağa diyeceğim, Kazım Ağa. Ağa oğlu ağayım oğlum ben. Öğrenciler ha. Zamanla hepsi öğrenci, yavaş yavaş. Ne yaptın? Benim siparişleri gönderdin mi? Gönderdim efendim, buyurun. Hey, hadi bakalım. Rafım ne ediniz ya, hadi ha. Haydi. İsmet Memiş, gelin hele, gelin. He? Öpeyim hanım. Öpeyim hanım. Hoş gelmişsiniz Kazım ağa. Hoş bulmuşuk halam, hoş bulmuşuk. Sofra hazır mı? Hey, hazır, hazır. Bildiniz mi bizi Abdüçen'e? Ya o benim asker arkadaşlarım ha. Urfalı bunlar. Hani askerdeyken izne gelmiştik Antep'e üçümüz. Aa, bildim, bildim. Aa, kaç sene geçmiş. Ya kaç sene geçerse geçsin, asker arkadaşlığı unutulmuyor ya. Haydi geçin, haydi ben de geleyim. Buyur. Hoş gelmişsiniz. Esma. Sunay'la beraberiz Medgör'ü. Yatmıştım, kaldırayım mı? Bir zahmet, Esma Hanım. Bir zahmet. Kaldır. Sunay üstüruplu bir şeyler giysin, gelsin. Tamam. Anladın mı? Kafasız. Anladım ağam. Hey. Vay! 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 Şu sofraya bakın lan! Allah hanım, gene döktürmüşsün ha. Esme! Aslan sütü yok kız burada, hemen getir. He? Hayatım benim çok uykum yok. Film falan mı izlesek? Hiç havamda değilim aşkım ya. Çok gerildim bu akşam. Ya sadece bu akşam, her akşam aynı. Sen sıkma canını, boş ver. Seyran'a da çok üzüldüm. Nasıl ağladı kız masada? Ferit'le niye tartıştılar acaba? İki tane birbirini hiç tanımayan insanı evlendiriyorsun. Sonra da aile olmalarını bekliyorsun. Ben o konuda çok şanslıyım biliyor musun? Çünkü aşık olduğum kadınla evlendim. Ben de. Güya Ferit Bey'imiz evlenince düzelecekti. Sen yapma bari Fuat. Yani istediğin gibi bir evlat yetiştiremiyorsun. Sonra bir kadın gelsin, onu senin istediğin hale soksun diye bekliyorsun. Mümkün mü böyle bir şey? Neyse kapatalım bu konuyu, boş ver. Sen şimdi film izlemiyor musun? Ben kendim mi seçeyim? Haydi, haydi, haydi! Yavaş gidiniz ha! Oh. Oh. İyiyin. Başka bir şeye ihtiyacınız var mı? Vay, benim halam ya. Halam ya! Yok yok, çok güzel. Hadi sen git dinle. Afiyet olsun. He? Bana bakın. Antep'in en güzel restoranında böyle meze yiyemezsiniz ha. Kızım, gel şu borçları al, bir şeyler getir. Hadi bakalım. Hakikaten Kazım'ım. Antep'i getirmişsin İstanbul'a. Bir müziğimiz eksik. Müzik? Vallahi mi değil? Ha? Müzik mi isteyin? Ya Kazım ağanın evinde eksik, öyle mi? Esme! Kumandayı ver, kumandayı. Getir, getir he. Ver onu bana. Müzik açacağım. Nasıl açacağım bundan böyle ha? Ortaya. Ağam ortaya basacaksın. Buna? He. Dur bana.
Alo. Alo. Efendim iyi akşamlar. Lobiden arıyorum. Mete ben. Müziğin sesini biraz kısmanızı rica edecektim. Şikayet aldık da. Ne müziği ne lobisi anlamadım. Kazım Bey, komşularınız gürültüden rahatsız olmuşlar. Polise şikayet edeceklerini söylüyorlar. Efendim ben Kazım değilim. Orhan Koran'ım ben. Çok özür dilerim efendim. Daire 38 için kat maliki olarak numara kayıtlı bilgisayarımda. Tamam, önemli değil. Öyle kalsın. Siz bir şey yapmayın, tamam. Ben hallederim. Peki efendim. Rahatsızlık verirsem tekrar özür dilerim. Antep'in karasına astılar fermanı. Aman astılar fermanı. Urfa Mardin meyleri kestiler fermanı. Eman 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 eman. Ha oğlum. Sen yürü yürü. Dur bana ne diyeyim. Alo Tünür'üm. İyi geceler Kazım Bey. İyi geceler. İyi geceler vallahi sesini duyduk. İyi oldu be. Lobiden aradılar. Müziğin sesini fazla açmışsınız. Ne? Saatte çok geç oldu. İnsanlar rahatsız olmuş haklı olarak. Ne diyorsun Orhan Bey kardeşim ya? Ya bizim buradan misafirlerimiz geldi ha. Ne bileyim öyle Antep havalarını özledik. Birazcık yani arıyoruz. Hafif müzik yaptık yani. Niye böyle bir şey oldu ki ya? Siz yine de bu gecelik kapayın isterseniz müziği. İyi geceler. Ya Orhan Bey kardeşim bak. He tabii canım tabii. Ya yok sakın gelme ya. Ya ne geleceksin ya? Kim bize ne diyebilir ha? Ya yok kimse kapıya gelmedi merak etmeyin ha. Onların da selamı var. Beraber içek diyor bir gün. Evet tamam. Öyle tamam hadi bakalım Orhan Bey kardeşim hadi. Hadi sen sana iyi bak. Eyvallah. Haydi bakalım haydi. Kazım Hanım geç olmuş. Benim hanım merak eder. Biz kalkalım artık. Ya oturuyorduk ha şimdi nereydin ya? Otururuz yine otururuz. Bu sefer biz seni ağırlarız. Bak hem şikayet de olmuş zaten. Ya şikayet nedir ha? Ya ondan değil de işte. Ey hatam ey. Hadi İsmet. Ben de ayıp ol kardeşim benim. Haydi kardeşim. Haydi iyi bakalım. Hadi. İsmet. Hadi oğlum. Haydi. Haydi bakalım. Hadi İsmet. Hadi buyurun. Buyurun. Geçirin İsmet'le. Ben bir şey geçirin. Şey yapayım. Kimsin lan? He? Benim asker arkadaşlarım gelmiş. Yıllar sonra şikayet var diye. He? Sen kimsin ya? E tabii babasına güveniyor. Babasına ağa. Ben de ağayım lan. Ben de ağayım. Hayır bir şikayetim varsa ev sahibini arayacağım. Beni arayın ya. Esma. Buradayım ağam. Tapuyu getir bana. Tapuyu bakayım. Tapu mu? Ne tapusu? Ben görmedim ağam. Bilmeyeyim tapu nerede. Ya bilmiyorsan bul ha. Bilmiyorsan vur. Bas. Bu avukat bize bir oyun mu oynadı yoksa? Bu avukata ben zaten gülüyorum. Dur. Dur iyi değilsin dur. Dur gel tutun bana. Ben bulacağım o tapuyu tamam. Haydi tutun bana tutun. Suna az bir yardım et. O avukat var ya o avukat. O bize oyun oynuyor. Onun ben. Geldin Hüseyin abi. Sağ olun, hoş geldiniz Ferit Bey.
Günaydın, erkencisin. He? Bir ton problem çıktı ya, işe de geç kalmayayım. Duydum, geç kalmışsınız yemeğe. Ne büyük problem değil mi? Dünyanın sonu sanki. Atla hadi, atla yürü, geçelim. Abi, abi. Bir şey diyeceğim. Şu bizimkilere söyle de, seyahat çıkarsa falan haber versinler. Yabancı biri girerse de bizden haber salmasınlar her şey. Söylesene 2 dakika. Bu iş bende, sen rahat ol, haberleri var. Ha. Tabii. Abimsin be. Haydi bakalım. Kendimi iyi hissetmiyorum be abi. Niye? Ne bileyim ya. Tuhafım. Evet geldi. Arkadaşlar bir el atın, hep beraber indirelim kasaları. Bunların hepsi müştemilata gidecek zaten. Haydi Carlos, oyalanmadan. Evet arkadaşlar hadi. Hızlıca indirelim. Seyran. Yusuf sen beni neyle tehdit ediyorsun? Seyran ben seni tehdit falan etmiyorum. Seninle konuşmak istedim sadece. Son bir kez. Tehdit etmiyor musun? Sen delirdin mi? Daha ne yapacaksın ya? Başıma açtığın işler yetmedi mi senin? Bir şey mi yaptı o adam sana? Belliydi neden öyle söyledin. Korkudan. Korkutmuş seni. Kimsenin beni korkuttuğu yok. Senden başka. Önce kapıma dayanıyorsun. Şimdi de fotoğraflarımızı internete koymakla tehdit ediyorsun. 3 günlük kocan için beni harcayacaksan yaparım Seyran. Benim korkum yok artık. Kaybedeceğim bir şey de kalmadı. Ben geri dönmeyeceğim Antep'e. Kim ne derse desin. Tamam anlat. Anlat dinliyorum. Olmaz. Yüz yüze yalnız görüşeceğiz. İnanmıyorum beni istemediğine de sevmediğine de. Bu yalın yakınlarında bir park var. Adını bilmiyorum ama çok yakın sana. Orada bekliyorum seni. Yusuf saçmalama. Gelemem bak, bugün annemler gelecek. Onlar geldiğinde burada olmam lazım. Tamam ben akşama kadar da beklerim. Dışarı çıkacağım de, hava alacağım de. Ne yap ne et, gel Seyran. Gelmezsen dediğimi yaparım. Yemin olsun yaparım Seyran. Gerizekalı. Suna! Efendim hala? Gel hele gel. Bak bakalım bunlardan hangisi daha güzel? Bunlar senin değil mi? Ha benim, benim. Benim. Ha seninki orada. Ha. Tabii sen daha iyi bilirsin hala ama... bence bu sana çok yakışır. Çok ha. Güzel olursun. İyi tamam. Anana söyle o da hazırlansın. Sen de yavaştan hazırlanmaya başla. Gir. Gel Latif. Al. İbrahim'i yollattım. Misafirlerimiz gelmek üzereler. Geldiklerinde mutlaka sen de karşıla. Bana da haber et. Bir hoş geldiniz dememiz lazım. Peki ağam. Ha, bir de demeyi unutmuşum. Öğrenebilirsen öğren bakalım.
Ferit'le gelinin derdi neymiş? Yine ne atlar yemiş bizim oğlan? Başüstüne. Gelsin ustam. Eşyaları taşıdık. Var mı başka istediğim bir şey? Eline ne yaptın? Yok yok, önemli bir şey değil usta ya. Ufak bir sıyrık. Ama yarım bırakmadık eşyaları. Hepsini bitirdik. Aç. Usta ufak bir sıyrık bir şey yok. Yarı bandı yoktu diye bunu taktık. Evladım. Elinden başka sermayen yok senin. Dikkat etsene. Vallahi usta, verirsen bir de bir haftalığım olacaktı senden. Kes. Bir şeyin kıymetini illaki kaybettikten sonra mı anlayacaksın? Özür dilerim usta. Bir dahakine daha dikkat ederim. Sen bugün git, şu eline doğru düzgün bir baktır. Hem bugün kafan da yerinde yoktu. Şöyle kafayı toparla öyle gel. Tamam mı? Yok usta, hiç gerek yok. Ben çalışmaya devam edeyim. Evladım, bir kere de şu cümlemi ikiletmesen. He? Bir kere ikiletmesen. Hadi. Sağ ol usta. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Hatice canım. Hoş geldiniz efendim. İyi misiniz? Abla? İyiyim. İyiyim, iyiyim. İyiyim. Hoş geldin Suna. Hoş geldiniz. Sunacığım, hoş merhaba, geldin. Hoş geldiniz. Merhaba. Seni tanıştırayım. Gelinim Masum. Suna. Hoş geldiniz. Oğlum Fuat. Tekrar merhaba. Kazım Ağa zaten hep çok severdi İstanbul'u. İşte biz de çocuklar sebep oldu, sağ olsunlar. Gördük sonunda. Yine de münasibi Seyran'la Ferit'in Antep'e gelip el öpmesiydi. Size de çok ayıp oldu. Onca yol geldiniz. Estağfurullah İfakat Hanım. O nasıl söz? Bu vesileyle sizi bir kere daha görmüş olduk. Bir daha sefere kim öyle, kim kala? Ya Allah korusun. Öyle demeyin. Hem önemli olan çocuklarımızın mutluluğu değil mi?
Siz Antep'ten gelmişsiniz, onlar Antep'e gelmiş. Ne önemi var? Ha? Seren çok mutlu oldu sizin gelmenize. Ya artık kalmadı öyle eski adetler. Masayı dışarı hazırlattık. İsterseniz orada devam edelim. Ne dersiniz? Olur. Biz müsaadenizi isteyelim. Tekrardan hoş geldiniz. Sağ olun, çok sağ olun. Sağ olun. Dede. Sen bugün gitmedin mi işe? Babam bugün Asuman'la kalmama izin verdi. İyi yapmış. Nasıl oldun sen güzel kızım? Hemen ayaklanmasaydın, istirahatine devam etseydin. Sağ olun dede, iyiyim. Misafirlerimize merhaba dedim, şimdi kütüphaneye çıkıyorum. İyi yaptın kızım. Serencim, sen de servis başlayana kadar ablana evi gezdir istersen. Ha? Buyurun. Hoş gelmişsiniz. Safa getirmişsiniz. Hoş gördük Halisa. Ağam. Sağ olasın. Allah razı olsun. Büyük kızım Suna. Terasa geçiyoruz ağam. Buyurmaz mısın? Deniz rüzgarı çarpar şimdi. Siz çıkın. Nasıl istersen. Ha, Latif, sen de Hatice Hanım'a bir şal getiriver. Böyle çıkmasın. Kazım geçen geldiğinde biraz hasta demişti. Gerek yok ağam. Zahmet vermeyeyim. Aa, zahmet ne demek? Latif Bey, Sultan benim dolabımdan bir şal getirsin hemen lütfen. Hemen. Buyurun. Çıkıyoruz babacığım. Biz. Nasılsın Hatice? İyiyim. Sağlığına duacıyım. Sen? Bir mukabele. Alışabildin mi buralara? Kolay mı Antep'ten sonra alışmak buralara? Sen bunca senedir buradasın. Alışabildin mi Halis? Halis olmayalı ne kadar uzun zaman olmuş. Onca zaman ben de gelip bir hal hatır soramadım. Halimizi takvimlere sormalı. İyilik güzellik getirmişizdir inşallah. Seyran kızımızı ne güzel yetiştirmişsiniz. Allah razı olsun.
Elimizden geleni ardımıza koymadık. Seyran biraz hassastır. İçi dolu olsa da hayatı okumamıştır. Kısmeti varmış ki sizin yanınızda büyüyücü, kök salıcı inşallah. İnşallah. Senin gibi biraz nazenin. Onu ilk gördüğümde sana bakar gibi oldum. Sanki. Kaderimiz benzemedi şükür. Geçmişin önünde boynumuzu bükmeyelim Hatice. Güzel şeyler düşünelim ki önümüz aydınlık olsun. Aşağıdalar. Ha. Ay vallahi sana sevinirim, üzüleyim mi bilemedim. Burası ne böyle ya? Hadi anlat. Hadi ne oldu, ne yaptınız? Bana bak, baştan sona doğru anlat ama ha. Ferit bir şey mi yaptı yoksa? Yok. Ama çok kötü kavga ettik. Tamam, o Allah'ın emriydi zaten. Bana hallettim, iyiyim diye bir mesaj attın. Ne oldu? Sonra bir şey mi oldu? Yusuf. Tehdit etmiş resmen. Ayağına kör çivi batasıca ya. Ben bunu bir arayayım mı? Ha? Bir kendine getireyim mi ben bunu? Yok abla ya. Daha da kötü olur her şey. Yusuf'un kafa gitmiş artık abla. Gerçekten gitmiş yani. Kaybedecek bir şeyim yok falan diyor artık bana ya. Akşama kadar fırsatını bulup çıkmazsan gerisine ben karışmam diyor. Özür dilerim Seyran ya. Ben açtım başına bu belayı. Olan oldu artık abla. Yusuf'la buluştuğumu bir daha öğrenirse Ferit. Yani yapacaklarını artık tahmin bile edemiyorum. Ya yani buluşmasam Yusuf ayrı bir deli. Bence o blöf yapıyor ya. Ne yapmıyorsa? Of. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Ben artık hiçbir şeyi bilmiyorum abla. Hiçbir şey. Tamam. Üzme kendini, tamam mı? Halledeceğiz her şeyi. Ben bulacağım bir çare. Önceki gibi olmasın da. Uşşş, salak. Hatice Hanım, buyurun. Sağ olasın Latif. Sen nasılsın görmeyeli? Allah'a çok şükür. Kendine dikkat edesin Halisa. Sen de Hatice. Çıkalım mı odaya? Çıkalım Latif.
Ha, kayıtlı değil numara. Bakayım. Ya, tamam işte Yusuf bu. Buradan atıyor bana mesajları. Tamam sen içeri geç. Ben iki dakika şununla bir konuşayım. Belki sakinleşir. Emin misin abla? Ya evet geç içeri hadi. Ve seni soracaklar. Ya sorsunlar tuvalette dersin. Hadi hadi. Hadi hadi ablacığım hadi. İyi misiniz? Hayır, iyiyim, iyiyim. İyiyim. Emin misiniz? Titriyorsunuz yine. İlk merhabalaştığımızda da titriyordu eliniz. Hep oluyor mu bu size böyle? Yok. Yok, hayır. Sizi bir anda görünce... Yani öyle değil. Bir anda karşıma gelince korktum. Ama ilki ondan değildi. Yani sizi gördüğüm için titremedim. Ay, karışık anlattım, pardon. Genelde titrer misiniz? Kusura bakmayın, biraz garip bir soru oldu ama. Yok. Rica ederim. Oh. Siz kusura bakmayın. Ben tutamadım kendimi. Oh. Ben de sizi öyle görünce bir an tutamadım kendimi. Ama öyle bir etkiniz var. Nasıl yani? Siz gülünce insanın bir gülesi geliyor. Hoş bir gülümsemeniz var. Ha. Teşekkür ederim. Rica ederim. Seyran. Ne oldu? Konuştun mu? Yok, arayamadım ki. Ferit'in abisi çıktı bir anda karşıma. İyi, böylesi daha iyisiymiş demek ki. Yapacak bir şey yok. Siz gittikten sonra ben bir onu bulurum artık. Ne konuşacaksın? Buluşacak mısın? İlk önce ona karar ver. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Son bir şansımı deneyeceğim. Hayırdır, ne oldu eline? Bir şey yok ya. Elimi kestim. Bakayım. Yok, bir şey yok. Lan dur. Bir şey yok, tamam. Necip Usta yolladı, git adam akıllı pansuman yaptır dedi. Oğlum arasaydın ben gelir hallederdim. Yok yok, iyi oldu zaten. Bugün bir daha gelme. Git kafanı topla dedi. Kolsuz usta. Hı. Hassas noktasından vurmuşsun. Ne gibi? Ya kolay kolay izin vermezdi ki. Valla ben de şaşırdım abi. Ya tepkisini görsen bayağı endişelendi benim için. İnsan kendi yarasının acısını anlıyor bir tek. Hadi yürü. Şu elini adam akıllı yaptıralım. Bir şey diyeceğim. Sonra da biraz turlayalım be abim. Ne Pelo'ya gidesim var. Ne eve gidesim var. Kafamın içi kazan gibi. Gidelim biraz bir şeyler yapalım be. Ha? Olmuyor değil mi? Hem pastam dursun, hem karnım doysun. Olacak, olacak. O da olacak da... Sen bu lafları nereden öğreniyorsun acaba? Bekle, sana bir şeyler vereceğim, bekle. Aa, versene ya. Ay. Ay. Al şunu. Bacaklarım ağrıyor biliyor musun? Çok çalıştım, ondandır. Nasıl mutlu ettiniz? Tekrar bekliyoruz. Ederim, biz de sizi bekliyoruz. Sunacığım, burada olduğun sürece çekinme, gel mutlaka. Bak Seyran da yalnız zaten. Teşekkür ederim. Memnun oldum. Ben de. Dikkat et kendine. Siz de. Hadi görüşürüz. Görüşürüz.
Seyran Hanım, geliyor musun? Gelemiyorum Yusuf. Lütfen anla beni. Israr da etme artık, ne olur. Yusuf. Buradayım. Anlıyorsun değil mi beni? Anlamıyorum Seyran. Ben diyeceğimi dedim. En fazla bir saat daha beklerim burada. Yoksa gerisini sen düşün. Seyrancığım nerede? Ben de size bakacaktım. Bir yere mi gideceksin? İzniniz olursa biraz yürüyüş yapmak istiyorum. Sen şimdi dışarıdaydın daha. Hı hı. Bir sorun mu var? Yok. Bu civarlarda çok yakında böyle bir yürüyüş yolu varmış. Ferit bahsetmişti. Çok yakın, biliyorsunuzdur belki. Ha. Yani sizin için de bir sakıncası yoksa görmek istiyorum. Hani böyle müsait, uygun bir yerse ara ara gitmek için. Keşke Ferit götürseydi seni. Yani işte son zamanlarda biliyorsunuz aramızdaki durumların. Böyle tek başına olmaz. Çok yenisin İstanbul'da. Siz de gelmek ister misiniz? Aslında asıl niyetim onu sormaktı size. Canım çok tatlısın ya. Hiç benlik değil ama. Şöyle yapsak, kapıdakilere söylesen. Biri sana eşlik etse uzaktan. Tamam mı? Ne olur ne olmaz. Hı? Ama çok gecikme, olur mu? Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Seyran Hanım, bir isteğiniz mi vardı? Yok. Öyle yürüyüp geleceğim. Bir sorun mu var? Hayır, Gülgün Hanım'ın da haberi vardı çünkü. Yok estağfurullah efendim. Buyurun. Turlayalım dedin, abi özledim dedin. Sessiz sessiz dışarı bakıyor. Ne iş? Tadım yok benim abi ya. Boş ver, dönelim. Efendim Mustafa. Abi Seyran Hanım şimdi yürüyerek çıkış yaptı. Haber ver demiştim. Ne zaman? Şimdi çıktı, hemen aradım. Mustafa, Ferit Bey de burada. Belli etmeden takip et. Nereye gidiyor, ne yapıyor haber ver bize, tamam mı? Tamam Ferit Bey. Abi bas, dönelim hemen hadi. Tamam oğlum, bir sakin ya. Abi bas, dönelim hemen hadi. Telefonu ver. Geldim işte, sileceksin o fotoğrafları. Seyran yapma böyle. Sen nasıl bir insansın ya? Bizim özelimizi internete mi koyacaktın gerçekten? Seyran, ben kavga edelim diye buluşmadım. Yusuf, sen beni nasıl zor bir durumda bıraktığının farkında mısın? Özür dilerim ama sen beni çaresiz bıraktın Seyran. Ben mi seni çaresiz bıraktım? Sen mi beni çaresiz bıraktın acaba? Hı? Ya ben buraya gelebilmek için ne yalanlar söyledim sen biliyor musun? Beni burada görseler ne olur sen biliyor musun Yusuf? Ne o, ev mi, hapishane mi o ya? Yusuf! Tamam, tamam Seyran, tamam. Sakince konuşalım. Telefonunu ver. Seyran, ben senin için yapıyorum bunları.
Nerede? Parkta. Aracı çevir. Ferit. Bana bak, saçmalama oğlum. Ben tanıyorum bu bakışı. Ferit. Ferit. Kimsin lan sen? Ferit. Ferit bırak. Abi ne yapıyorsun? Git çabuk. Ferit, hadi. Ferit ne yapıyorsun Ferit? Bırakır mısın? Asıl sen kimsin lan zengin? Lütfen ara. Ferit bırak. Sen aradınız oğlum o kızı. Seyren Hanım. Evet lütfen. Niye sana Allah seni korumuyor? Oğlum acıyor, bırakır mısın? Lütfen arabaya. Ferit yapma. Arabaya lütfen. Arabaya bin. Lütfen. Ferit. Lütfen arabaya binin. Bırak. Seyran Hanım lütfen. Rahat bırak. Bırak. Bırak rahat bırak onu bırak. Ne yapıyorsun bırak rahat bırak onu bırak yeter. Onu. Kapıya gelen de oymuş. Seyran Hanım'ın memleketten yavuklusuymuş. Seyran Hanım'ın memleketten yavuklusuymuş. Seyran Hanım'ın